sit yourself down, girl, and t- Bu sabah koşuyla başlıyoruz. Bugün 2 saatlik bir vaktim var. Koşuya çıktım o yüzden şimdi. Ondan sonra staj tekrar. Bu benim ilk stajım olduğu için tabii. Bayağı tecrübesizdim buna başlarken ama şimdi anlıyorum. Sabah gidiyorum. Sabah 10, akşam 7. Masada oturuyorum. Hani sürekli spor yapan biri olarak bütün gün masada oturmak beni bitirir tabii stajda. Neredeyse hani hiç egzersiz yapamıyorum ama bütün gün masada oturmaktan çok yoruluyorum. Ama artık hani stajımın sonuna geldim. Zaten sezon da başlıyor, yüzme sezonu. Bayağıdır yüzmüyorum bu arada. Ama bayağı çalışmam lazım. Bugün bir başlangıç olsun bakalım. Bütün gün masa başında oturmaktan şikayetçi olan bir başka arkadaşımız da Yunus. Evet. Sabah pazartesi sendromunu kırmaya geldik. Aynen öyle. Haftaya... Bakalım ama çok kırılacak gibi durmuyor. Kıracağız. Pazartesi bomba gibi başlayacak. Tabii şu an böyle. Sonra bütün 10 saat masa başındayız tekrar. Ayrı konu da. Evet, sabah sporumuzu yaptık. Şimdi ben bu yöne, Yunus bu yöne koşacak evlere. Oradan hazırlık nereye gidiyoruz Yunus? İşe. Hem haftaya hem de günü sporla başlamak gayet iyiydi. Ama şimdi bir an önce değişim, hemen işe gitmem lazım. Geç kalmak istemiyorum. Kahvaltı tamam, duş tamam. Haftaya süper başlayın. Genelde nasıl başlıyorsanız öyle gidiyor çünkü. Uzun bir gün beni bekliyor yine. Ama stajdan sonra görüşmek üzere. Uzun bir pazartesiydi. Saat 9. Tam 12 saattir dışarıdayım. Şimdi gelmişken göstereyim dedim. Koleksiyonuma küçük bir eklenti yaptım da. Azıcık Legoları seviyor olabilirim ya. Favorilerim şunlar. Minicik şu askerler. Yeah. Stormtrooper'larım. Burada da küçük bir Yoda var. Evet, bunlar da küçük Legolarım. Neyse, konumuz bu değil. Geçen bir olay oldu da şimdi bugün aklıma geldi. Bugün anlatacağım şimdi onu. Bayağı ilginç. Ya çok da ilginç değil. Niye bugün aklıma geldi bilmiyorum da. Geçen şeydeyim ya, havuzdayım. Bu bayağı oluyor da neyse işte. İşte böyle YouTube videoları çekmeye başladığım zamanlar. İlk başlarda. Bir çocuk grubu geldi yanıma, yüzücüler. İlk soru işte, abi YouTube kanalın çok iyi falan filan. Okey, güzel. İlk soru, abi kaç para kazanıyorsun?
sorun şu. Direkt sonuç odaklı olmak. Yüzme kariyerimden bir örnek vereceğim şimdi. 3-4 yıl önce bir tane milli takıma baş antrenör geldi. Fernando. Fernando mu? Fernandez mi? Unuttum ismini şimdi. Neyse. Havuza geldi. Böyle konuşuyoruz. Tık diye sordu. Elize de hedefin ne dedi? Tabii hemen atladım. Olimpiyata gitmek yaptım. Böyle baktı. Dedi. Ben dedim nasıl abi? Olimpiyata gitmekten daha büyük bir hedef ne olabilir ki dedim yani. Hani her zaman öğretiler ne? Hedeflerin büyük olması. Hedefler büyük olsun ki oraya giden yolda uğraş. Bence yanlış. O zaman 3 yıl var işte olimpiyatlara. Dedi, o zaman kadar ne yapacaksın dedi. Ben durun dedim. Çok antrenman yapacağım dedim. Hedefler şöyle olmalı. Tabii ki büyük bir hedef olmalı. Ama o gün orada hoca bana sordu ki dedi bugün ne yapacaksın dedi. Bugünkü hedefin ne dedi. Yok tabii bugünkü hedefim yani. Tabii ki dedi olimpiyatlara gitmek harika bir hedef. 3 yıl sonrasını düşünüyorsun ama dedi yani. 10 dakika sonra antrenmana gireceksin dedi. Senin bu antrenmanda bile bir hedefin olması lazım dedi. Ulaşabilmek için dedi. Bunlar çok basit hedefler olabilir dedi. Bugün hocamla iyi anlaşacağım. Şu an atıyorum tamamıyla yani. Bugün kaytarmayacağım. Haftalık hedefler. Sonra aylık. Sonra yıl olacak. Ondan sonra olimpiyatlara gitmek hedefi. Ondan sonra olursa olimpiyatlara gidebiliyor insan. Her gün için hedef koyman lazım dedi. Hedefler de böyle havada olmamalı. Çok çalışmak. Çok çalışmak ne? Kime göre çok çalışmak? Benim çok çalışmamla başka birinin çok çalışmasının aynı olmasının mümkünatı yok. Çok çalışma diye bir hedef yok. Net olunmalı. Net ve elle tutulur şeyler. Çok çalışacağım. Ne? Bugün 10 tane 200 yapayım, yarın 9 tane 200 yapayım. Çok çalışmak mı 9 tane 200? Evet çok çalışmak. Ama 10 taneden az mı? Evet az. Maalesef. Öyle aklıma geldi ya bugün. 12 saat oturunca biraz düşünmeye vaktin oluyor insanın. Öyle ya. Yani hep sonunu düşünmememiz lazım her olayın. Tabii ki hedefler olmalı. Fakat o hedefler buradan başlamalı. Buradan. Ondan sonra büyümeli o hedefler. Elde tutulabilir hedefler alın. Ve onlar için fedakarlık gösterin. Bugünlük bu kadar.